sen önce söyledin ama bir de sizin için söyleyeyim. Biz de mutluyuz. Tüm hemşehrilerim burada, komşularımız burada. Biz biliyorsunuz memleketimizde 6-7 bir köken bir arada kardeşçe yaşıyoruz. Her zaman söylediğim gibi Kars Ardahan ödülü var olarak Antalya'ya da ayrı bir renk kattığınızı düşünüyoruz. Antalya'daki komşularımız burada. Onlarla birlikte sanki memleketimiz olduğu gibi burada her yönden derneğimizin üyesi var. Kısa ödülümüz Kars'ta değil. Fahri üyelerimiz de var. Kendini Kars Ardahan ödülü hisseden herkes burada. O yüzden mutluyuz. Hem de Kars Ardahan ödülü kurtulup ve aynı zamanda şu mikrofonun azizliğine uğramasa aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü ikisini bir arada kutlamak ayrı bir onur bizim için. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hem Türkiye'nin hem de memleketimizin güçlü sesini dinlemiş. Gerçekten. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Her platformda sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum ama sizler de Antalya'da çok güzel işler başarmışsınız. Yani hem kişilik olarak, hem görüntü olarak, hem de yönetim olarak mükemmelsiniz. Kocaman bir alkış efendim başkanımıza alalım. Lütfen. Çok efendim bu arada abim özür diliyorum. Hangi televizyon, hangi yayıncı? TRT efendim çekimliyle ismimiz özür diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Eminim uzak yollardan geldiniz. Belgesellerden tanıyoruz kendilerini. Mehmet Büyüktaş efendim. Onur verdiniz. Önümüze sağlık. Evet. Efendim şimdi bayağı mı konuştuk, çok mu konuştuk bilmiyorum. Ben sabaha kadar program yaparım başkanım. Ne diyorsunuz? Bir türkümü okusak, uzunumu okusak mı? Ondan sonra halaylarımızı çeksek olur mu? Yoksa hemen halaylarımıza mı başlayalım, oynamaları mı istersiniz? Söyleyeyim değil mi? Söyleyelim peki abi. Bir tane güzel uzun ama okuyalım. Ondan sonra bakalım neler olacak. Hadi. Hepiniz. Evet, biraz dolaşalım. Uşağı. Gördüm.
ediyoruz efendim. Murat Paşa Belediye Başkanımız efendim. Ümit Musal Başkanımız aramızda efendim. Kocaman alkışlarımızla kendilerine hoş geldiniz diyorum. Başkanım bir şey söylemek ister misiniz? Baştan oradan başkanım. Siz devam edin. Öyle mi diyeyim? Tamamdır, tamamdır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ayrıca efendim ayağınıza teşekkürler. Efendim başkanımız şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok teşekkürler. Evet şimdi halay çekiyor muyuz? Efendim? Evet. Evet ama böyle bir coşkulu evet olsun. Yok ne? Nerede kalıyoruz? Dört dört. Hazır mıyız? Tamamdır. O yar geldi, yazın da yalan, gün doğdu.
kültürel derinliğe sahip, aynı zamanda kültürel çeşitliliği de hazmetmiş, çok barışçı, çok sevgili bir şekilde sevgiyle, saygıyla yoğurmuş bir yöre. Şu an benim 26 ülkeden 40 şehir misafirim var, 25 belediye başkanı misafirim var, beni bekliyorlar. Ama burada oyuna daldık. Sağ olun, sayenizde. Bu Lezginka hep takip ettiğim bir oyun. Gençlik yıllarında sırt çantamızla Kafkaslar'da, işte o Adige coğrafyasında vesaire dolaşıp çok izlemiştim ama ilk defa denedim, pek beceremedim, kusura bakmayın. Evet. Neydi? Size tereciye tere satayım, yerli fıkrası anlatayım, ayrılayım. Yerli piyango oynuyormuş, sayısal loto oynuyormuş. Gelmiş komşusu, hangi sayılara oynadın demiş. Sana söyleyeyim, sana mı çıksın demiş. Neydi? Duydum ki taze fayton almışsın, tekeri kırılmış, yolda kalmışsın. Sevince bak, tüpü yakmış. Komşusunun faytonunu tekeri kırıldı diye. Evet, kıymetli dostlar, Cumhuriyetimize 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet dünyanın her yerinde çok farklı anlamlara gelebilir ama bizde medeniyet demek, bizde insanlık demek, bilim demek, eşit vatandaşlık demek, kadın hakları demek, geleceğe aydınlık bakmak demek, kul olmamak, insan olmak, kul aynı zamanda kul olabilirsin ama tabi olmak, teba olmak, birey olmak, insan olmak demek. Bizde Cumhuriyet hayatı değiştiren bir şey ve kendi coğrafyamızda hala emsali yok. Her ne kadar çok farklı yapılardan gelsek de biz etle tırnak gibi hep beraber kenetlenmiş tasada kıvançla beraber geleceğe yürüyoruz. Birbirimizi sayarak, severek, olduğu gibi kabul ederek geleceğe Cumhuriyet sayesinde yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderlerini saygıyla, hürmetle anıyorum. Yaşasın demokratik, layık, sosyal hukuk devleti. Yaşasın Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Ama bunu bana sorarlar yine ben.
kutlu olsun. Ben Ankara'dan geldim. Oradaki tüm dernek başkanların, tüm karşısların, Ardahan adıların selamları getirdim. Çok güzel bir gece oldu. Başta dernek başkanımız Cem Tosun'u kutluyorum. Sizleri de kutluyorum. Zaten Mine Hanım coşturdu burayı. Ardahan'a götürdü, Kars'a götürdü, her tarafa götürdük. Yani bambaşka bir insandır. Bizim bağrımızdan, toprağımızdan çıkmış bir insandır. Ona destek duracağız. Durmada devam ediyoruz. Ayrıca size bir şiir okuyacağım. Söyle sevda içinde türkümüzü, aç bembeyaz bir yerken, neden herkes güzel olmaz, yaşamak bu kadar güzelken, insan dağlarla, bulutlarla bir, hep aynı mavi dükkanda yükselmiştir. İnsan nasıl eğlenmez, yaşamak bu kadar güzelken, Allah'a ısmarladık, iyi akşamlar. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Şeref verdiniz. Sağ olun. Koca kartal ne gezirsen, koca kartal ne gezirsen, dolar boynunda, boynunda, ya boynunda, ya boynunda, ya boynunda. Çıkalım.